Mustafa Kemal Bey, tabii batı putperestleri var memlekette. Yani aklını, ruhunu, kalbini batıya satmış olanlar, bu öğretildi bize. Aynen, belki de. Öyle, batıya öyle. Tapmak. Öyle. Ben onlara batı putperestleri diyorum. O batı putperestleri algılayamıyor bu fotoğrafı. Yani Türkiye'nin bir ayağı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hudutları içerisinde, diğer ayağı dünyanın her yerinde. İyi anlayamıyorlar. Onlar batıya kul köle olmak. Evet. Ezberletilmiş. Evet. O ezberden yürüyorlar Sayın Babacan. Yani arkadaşım şöyle. Yok, ona gerek yok. Tamam. Sağ olun. Şöyle, bu bende kalsın. Şimdi, ben sabahları... O eninde sonunda dönüp bana geliyor. Eray Bey'i gösteriyor. O, evet, onun oku Eray Bey'i gösteriyor. Neyse, o bana geliyor. Hevesimi aldım yani. Gece sizler yayın yaparken hep bütün televizyonlarda sizleri seyrediyorum. Ben o saatte uyuyorum. Uyumaya hazırlanıyorum. Ya şu çubuk bir de benim elime geçse geçti. Buyurun Sayın Babacan. Şimdi şöyle, tabii fotoğraf karesi aslında bize yeni dünyanın yeni ekonomi politik eksenini de anlatıyor. Biraz oradan da bakmak aslında gerekiyor. Aslında jeopolitik ekseni. Biraz evet, jeopolitik eksenini de anlatıyor. Şimdi şöyle, yani bahsettiğimiz fotoğraf karesi dünyanın çok önemli... üretim merkezlerinin, aynı zamanda ticaret ülkelerinin ve enerji jeopolitiğine hakim olan ülkelerin içinde bulunduğu yapıyı anlatan bir fotoğraf karesi. Çok doğru. Yani evet. Çin'in, Rusya'nın, Hindistan'ın, Pakistan'ın, İran'ın içinde bulunduğu, beraberinde Orta Asya Hazar coğrafyası ki enerji jeopolitiğinin temel merkezidir artık orası. Orta Asya Türkiye Cumhuriyetlerin bizim ilişkide olduğumuz ülkelerin ki bizim de köklü tarihi, tabii, kültürel dini bağlarımızın doğrudan olduğu, etnik bağlarımızın doğrudan olduğu Orta Asya Türkiye Cumhuriyetlerin, Özbekistan'ın, oralardan geldik biz buralara, tabii, zaten. Kırgızistan'ın, Tacikistan'ın üye ülkeler olduğu, beraberinde bizim dahil, Türkiye'nin de dahil olmak üzere Mısır, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerin diyalog ortağı olduğu ve beraberinde gözlemci ülkeler olarak da Afganistan, Belarus gibi ülkelerin gözlemci ülke olduğu, şimdi büyük bir hikayeden bahsediyoruz. Evet. Yani bunu böyle bir Amerikan hayranlığına, bir Batı hayranlığına, hatta işte enteresan bir tabirdi. Onu da not ettim yani, Batı putperestliği. Öyle mi? Ya sizin yanınızda bize haddimiz değil ama de. Ama gerçekten yani Batı şöyle, putperestliği var bu memlekette. Yani, Batı'yı put yapmış tapıyorlar. Evet, yani Batı'ya kul köle olmak, onlar olmadan olmayız. Hep onların ekseninde olmalıyız. Eksenimiz mi kayıyor filan? Böyle bir ezberlerle. Aklıma 90'lı yıllarla ilgili işte dönüp baktığımda, bazı çalışmalar yaptığımda 90'lı yıllarda Orta Doğu, söz gelimi Orta Doğu yahut işte Pasifik ya da işte Orta Asya Hazar bölgesiyle ilgili uluslararası ilişkiler literatüründe kimler yazmış çizmiş Türkiye basınında ya da işte Türkiye Akademi Camiası'nda. İnanın bana o dillerin hiçbir tanesini bilmeyen, ne Arapça bilen, ne Rusça bilen, ne Çince bilen, ne bölgeyi bilmeyen isimlerin sadece Batı'dan aldığı bir takım kaynakları tercüme ederek bize uzman, kendilerini uzman diye sattıkları bir fotoğrafla karşı karşıya kaldı. Maalesef. Acı. Ve ama gerçek bu. Yıllarca böyleydi. Evet. Erkan yıllarca Bey. Böyleydi. Şimdi bunların bu fotoğrafı anlamaları mümkün değil. O yüzden değersizleştirme çabaları da normal. Erkan Bey. Evet. Çünkü Batı'ya tapıyorlar. Bir de şunu söyleme gereği duyuyorum. Bakın, burada bir tecrübe var. Sayın Cumhurbaşkanı 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyor. Gene Vladimir Putin 1999-2000 o dönemden buluyor. Dünyanın en kıdemli iki lideri var. Ve diğer çevresindekilerin hepsi bir herhalde Belarus Cumhurbaşkanı eski. Ama Özbekistan, Kazakistan olsun, Moğolistan olsun yeni görevlerine gelen isimler. Yani onların da oradaki şeyden, tecrübeden kazanacağı çok şey var. Yani birikim, dünyada 20 yıldır lider olmanın getirdiği birikim. Onun için sadece gurur duyulur bu tabloyla. Şöyle, İsmail Akı Pekin Bey'i de bir yayınımıza Ankara'dan katalım. Bu konuda bir katkı yapayım da müsaade ederseniz. Evet, bakın, buyurun. Burada şu an hızlıca Tacikistan ve Kırgızistan arasında da çatışmalar var. Bu arada. Yani, bakın, daha dün değil mi? Daha dün yaşıyor. Bugün de vardı. Dün de vardı. 12 Eylül'de de vardı. Yani Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının olduğu günlerde de vardı. Yani çok enteresan. Bakın, ikisi de bu şey, karenin içerisinde. Karenin içinde. Çatışmaların olduğu ülkeler de bu karenin içerisinde. Evet. Yani İsmail Hakkı Pekin. Bunları bir araya getirebilmek işte bu liderlik yani. Şimdi İsmail Hakkı Pekin'i de biz karenin içerisine alalım. Evet, çünkü alalım. Ankara'da Genelkurmay İstihbarat Eski Daire Başkanı Sayın İsmail Hakkı Pekin, bizi duyabiliyorsunuz herhalde. Konuyla ilgili ilk yorumlarınızı duyuyorum alabilir miyim efendim? Yani şöyle söyleyeyim, ben tabii bu tablonun gösterdiği konu yeni dünya düzeni ne gösteriyor? Yeni dünya düzenine doğru gidiyoruz. Yeni dünya düzeninde
kamplar nasıl ayrılacak ya da kim nerede olacak onu gösteriyor bize daha çok. Bu arada tabii şuna bakmak lazım. Biliyorsunuz eski Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu teşkilatlarda hep ortak değerler ortaya konuyor. İşte demokrasi vesaire falan, insan hakları. Halbuki bu ortaklıkta herkes olduğu gibi geliyor, istediği gibi geliyor. Ortaklık demeyelim de işbirliği, istediği gibi geliyor. Bunun mevcut haliyle geliyor. Ve böyle baktığımızda da ortak değerlerden çok belki burada ortak çıkarlar var. Yani Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin dikte ettiği, Avrupa Birliği'nin dikte ettiği ortak değerlerden çok ortak çıkarlar söz konusu. İsmail Hakkı Pekin o ortak değerlere de dikte ediyorlar ama pek kendileri inanmıyorlar. İnsanları Ege Denizi'nde ölüme terk ediyorlar. Terörle işbirliği yapıyorlar. Teröristleri koyunlarında saklıyorlar. Batı'nın ortak değer dediği de bu aslında. Tabii şöyle. Evet, ortak değerleri var. Öyle alıyorlar, öyle lanse ediyorlar ama ortak ya da kendi çıkarları söz konusu olduğu zaman o ortak değerler bir yere atılıyor. Ya da o değerler bir tarafa atılıyor. Ve sadece çıkarlar kalıyor. Çıkarlar üzerine politika yapılıyor. Dolayısıyla bu resim, fotoğraf onu gösteriyor. Yani doğuda bir grubun doğduğunu ve yavaş yavaş gücün, evet bazı konular var ama gücün yavaş yavaş doğuya doğru geçtiğini, bunu gösteren bir fotoğraf bu fotoğraf. Bu fotoğrafta kimler var? İşte baktığımız zaman hepsi ya Uzak Asya'dan ya da Türk dünyasından, Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ve komşularımızdan var. Hatta bu fotoğrafı tabii belki ileride işte bugün diyalog ortağı olan Suudi Arabistan, ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'da girecek. Afganistan'da bu fotoğrafın içine girecek. Daha da büyüyecek ve sonuçta bu fotoğraf bir de şeyi gösteriyor. Yani bizim belki böyle çok fazla jeopolitik önem arz etmek lazım ama belki bizim bu bölgenin zenginliğini gösteriyor. Zenginliğini, ortak paylaşımı gösteriyor. Ona da bakmamız lazım. Yani masanın üzerinde. Peki Türkiye'de böyle kendilerini batıcı değerlendirenlerin bu fotoğrafı hor ve hakir göstermeye çalışmalarına ne diyorsunuz? Yani o tabii yanlış bir şey. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın böyle bir kararın içerisinde olması bize ancak gurur verir. Yani o kadar bunu böyle söylemek lazım. Geri kalanı teferruat, yani geri kalan hiç kimsenin bir şey söyleme hakkı yok. Ha şu var, bu fotoğraftan yola çıkarak işte Türkiye'nin Batı karşıtı gruplarla ya da böyle ortak değer olmayan gruplarla irtibatta olduğunu falan söyleyebilirsiniz. Ama işin gerçeği bu. Dünya sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin tek kutup olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin emrettiği konuları yapmakla mükellef değil. Aynı zamanda dünyada çok değişik medeniyetler var ve çok değişik halklar var, topluluklar var, ülkeler var. Onların da böyle bir araya girip çok önemli kutuplar teşkil ettiği ve Batı değerlerine karşı bir takım değerleri savunduğunda açık ve net olarak görmemiz lazım. Yani her şey Batı gözüyle bakmamamız gerekiyor. Her şeye Batı'nın baktığı gibi sen şunu yaptın şeysin, insan haklarına uygun değilsin, sen şunu yaptın başka bir şeysin. Orada bizim sorunumuz olan insanlar da var. Yani işte bir tek Jinping yok galiba. Orada mesela işte Doğu Türkistan'da sorunlarımız var. Başka yine Rusya ile ilgili bir takım sorunlarımız var o bölgede. İran'la ilgili sorunlarımız var ama buna rağmen bir masanın etrafında oturuyoruz. Ve bunun anlamı şu, geçmişte olduğu gibi bu şahıslar, bu liderler büyük ihtimalle örnek olacaklar ve bir masanın etrafında sorunların çözümü için birbirleriyle çatışmadan, başka ülkelerin vekalet savaşını yapmadan kendi ülkeleriyle, kendi bölgeleriyle ilgili önemli ilerlemeler sağlayacaklar. Olaya böyle bakmakta yarar var diye değerlendiriyorum. İsmail Hakkı Pekin'e çok teşekkür ediyoruz.